Herkese merhaba. Konumuz karşılaştırma cümleleri. En az iki varlığı, olayı, durumu benzerlik veya farklılık yönleriyle kıyaslamaktır. Örneklerimize bakalım. Fare fil kadar büyük değil. Bakın burada iki tane varlıktan bahsetti. Fare ve fil. Fare ve fili büyüklük bakımından karşılaştırmış, kıyaslamış. Zürafa kediye göre daha uzun. İki tane varlık var. Zürafa ve kedi. Kedi ve zürafayı uzunluk bakımından kıyaslamış. En sevdiğim meyve kirazdır cümlesine bakalım. Karşılaştırma cümlesi olup olmadığını inceleyelim. Burada kullanılan varlıklar sadece bir tane, kiraz. Peki biz ne demiştik? En az iki varlık olmak zorundaydı. Peki kiraz tek başına olduğu zaman karşılaştırma cümlesi olacak mı? Tabii ki olacak. Aslında burada birden fazla meyveden bahsetmiş. Birden fazla meyvenin içinden sadece en sevdiğinin kiraz olduğunu söylüyor. Yani burada kiraz ve tüm diğer meyvelerle karşılaştırma yapılmış. Cümlelerinden hangileri karşılaştırma cümlesi, bunu belirleyelim. Nil'in ayakkabılarının aynısı Gül'de de var. Burada Nil ve Gül'ün ayakkabıları karşılaştırılmış, aynı olma bakımından. Bu yüzden karşılaştırma cümlesidir. Artı yapalım. Ayşe ve Ahmet sinemaya gitti. Evet, iki tane varlık kullanılmış. Ayşe ve Ahmet çocuklar. Ama bunlar hiçbir bakımdan karşılaştırılmamış. Ne benzerlik ne de farklılık. Bu yüzden burada karşılaştırma cümlesi yoktur. Ozan da Umut gibi kitap okumayı sever. Ozan ve Umut kitap okumayı sevme bakımından karşılaştırılmış. Bu yüzden karşılaştırma cümlesidir. Artı koyabiliriz. İstanbul Ankara'dan daha güzel. Bu cümlede İstanbul ve Ankara şehirleri güzellik bakımından karşılaştırılmış. Kavun ve karpuz yedim. İki varlık kullanılmış, evet, ama ne benzer ne de farklılık olarak karşılaştırma yapılmamış. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.